gösteriyor ama ben tek bir insan var. Eğitimi tabii ki ben bir metre daha geri girebilir miyim? Selman Bey. No, the auto white bus. Geldiğimiz nokta ise bize heyecan verici bir duruma ulaştı. Çünkü artık türbe ve külliye taşınıyor. Yani yalnız türbe değil, etrafındaki külliyeden geri kalan kültür varlığı da buna arkadaşlık edecek. Zeynel Bey Türbesi'ne. Bu bize teselli mahiyetinde bir arkadaşlık, beraberlik. Çünkü görünüşte bir türbenin ya da kültür varlığının yerinden kaldırılması gerçekten insanın içine burukluk veren bir durum. Ancak tabii Ilısu Barajı bazında, bağlamında bunu değerlendirdiğimiz zaman hemen her yerde ben söyledim. Bu bir şans, çünkü böyle bir proje olmasaydı Hasankeyf'teki kültür varlıklarının çoğu, bütün içtenlikle söylüyorum, bu halde olmazdı. Yani günümüze kadar gelemeyecekti. O bakımdan türbenin ve etrafındaki külliyenin yeni yerleşim alanındaki konsepti de mevcut şu andaki durumuna uygun. Çünkü yerleştirilmesi ona göre seçildi. Sadece Zeynel Bey Külliyesi de değil, Hasankeyf merkezindeki diğer 8 anıt da taşınacak yeni alana, kültürel parka. Dolayısıyla bir taraftan üzüntülüyüz yerinden kaldırılmalar açısından, ama baraj bağlamında düşündüğümüz zaman su altında kalıp heder oluncaya kadar bunların taşınması gerçekten insana bir nebze de olsa ferahlık veren, daha doğrusu içini serinleten bir durum. Vermiyoruz size. Dedik bu Hasankeyf'de bizi yani kabul et. Bir eser su altında kalmaması gerekiyordu ve taşınıyor işte. Peki Hasankeyf'e ilgi, alaka sizce eskisi gibi artar mı? Buranın sular altında kalmasıyla birlikte. Hasankeyf sular altında tamamıyla kalmıyor zaten. Bir bölümü kalacak. Maalesef ona da katılmak lazım. Yani şimdi baraj konusu olunca
Yani keyfi muamele birisi o Zeynel Bey'i oradan taşırsa kabul etmeyiz elbette. Karşı çıkarız. Ama söz konusu başka sorular olunca mecburi biz de uyuyoruz. Her şey yerinde, daha güzel. Yapı da itibariyle Türkiye'de tektir. Türkiye'de de tarihi eser taşımacılığı bir ilk oluyor. Hayırlısını diliyoruz. Genel olarak şimdi biraz eskiye gittiğiniz zaman zaten Hasankeyf'i 1970'te yıkıyorlar. Yani bu baraj projesiyle aslında daha çok popüler bir hale geliyor. Kaos ortamı olmadıkça Hasankeyf turizmin cennetidir. Yani devamlı dünyanın her tarafından insanlar gidip geliyor. Hadi bakalım.